Evet sevgili izleyiciler, geçtiğimiz dönem pazar günü akşam saat 20'de yayınlayıp sizlerin de zevkle izlediği Zeynel Abidin Kıymaz'a gündem programımızın. Programımızın bu yeni yayın döneminde program günü pazardan pazartesine alındı. Hem izleyicilerimizin hem de televizyon yönetimimizin programımıza sıcak yakın ilgisi. Pazartesi günleri programın daha fazla izlenebileceği hususunda olunca pazartesi günleri programı yapmaya karar verdik ve bu dönem ilk programla sizlerle beraberiz. Programımızda daha önce bizleri izleyen izleyicilerimiz biliyorlar. Gündemin dünyadaki, Türkiye'deki ve bölgemizdeki önemli konuları ve konukları bir araya getirerek olayları perde arkasını konuşup tartışmaya çalışıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmezden önce 3. yargı paketi adı olarak kamuoyunda adlandırılan yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'na indi. Hararetli bir şekilde tartışıldı. Sabaha kadar süren müzakereler, görüşmeler sonunda bu yargı paketi çıktıktan sonra meclis tatile girdi. Kamuoyunda iyi bir şekilde tartışılamadı bu konu. İlk gündeme gelmesi de muazzaf bir subayın, yargılanan bir subayın, generalin internet ortamına düşen ses kaydında yakında bir yargı reformu paketi gündeme gelecek. Yapılacak bu reformlar sonrası da cezaevinde yargılanmakta olan özellikle Silivri'deki Ergenekon sanıkları bu çıkarılan yasadan yararlanarak tahliye olacaklar ve AK Parti'den hesap soracaklar şeklinde bir ses kaydı ortaya düşmüştü. Bu konu nedir, ne değildir diye konuşmaya çalışırken birden bir baktık yargı reformu paketi gündemde ve vatandaşlar da biraz endişelendi. Acaba bu yargı reformu paketi bu internete düşen ses kaydında olduğu gibi bir sonuç doğurur mu diye düşünüp dururken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu paketi onayladı. Mecliste de hararetli tartışmalara sahne oldu. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerden de canlı telefon bağlantılarıyla çıkarılan bu yargı reformuyla ilgili aydınlatıcı bilgiler alacağız. Stüdyo konuğumuz Adıyaman Barosu Başkanı Avukat Sayın Demirhan Seçilmiş. Biz özellikle bunun uygulayıcıları, takip edicileri olarak hukukçulardan temsilen baro başkanımızı konu alarak yapılan değişiklikler hakkında sizleri bilgilendirmek istemiştik. Demirhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Türkiye'de yargı sürekli konuşuldu. Cumhuriyet kurulduğu günden beri sürekli adalet, cezaevleri, yargının hantallığı, sorunlar sürekli konuşulup durdu. Ama ben öyle zannediyorum ki böyle bir paket çıktı ama yine de Türkiye yargı reformlarını, adaleti konuşmaya devam edecek. Bu üçüncü yargı paketi neler getirdi? Bu paket yargıdaki şikayetleri ne derece azaltacak? İsterseniz böyle ana başlıklarıyla bize bu reformla yapılan şeyleri bir sıralar mısınız? Şimdi öncelikle izleyicilerime iyi akşamlar diliyorum. Bizde AK Parti ile beraber yeni bir kanun çıkarma geleneği oluştu. O da torba yasa. Yani içinde birden fazla kanunun maddelerinin değiştirildiği, bulunduğu çok sayıda maddenin bir anda bir kanunla meclisin önüne getirildiği bir düzenleme. Ha bu bir kodifikasyon, bir kanunlaştırma hareketi olarak çok teknik, çok uygun değil. Çünkü içinde işte şimdi ayrıntılarına girip konuşacağız. İcra İflas Kanunu'ndan iş kanununa, ceza muhakemeleri kanunundan terörle mücadele kanununa, Türk Ceza Kanunu'na, idari yargılama usul kanununa, İnfaz Danıştay Kanunu'na. kanununa, infaz kanununa, denetimli serbestlik kanununa. Yani birçok kanuna ilişkin düzenleme var. Şimdi geçiş dönemlerinde belki bu işlerin bu şekilde olması hoş görülebilir ama biz umut ediyoruz ki Türkiye artık daha derli toplu kanun yapsın ve uygulamaları da daha iyi takip edelim. Mesela bu kanunun da metni içinde bir maddede işte 24. madde
bu şekilde değiştirilmiştir. Ama 24. maddenin muhtevası yok. Yarın bir tatbikatçı bu hükmü değerlendirirken önce eski maddeyi açacak, sonra yanına bunu koyacak, ondan sonra değerlendirip buna göre avukatsa davasını açacak, hakimse kararını verecek. Bu şekliyle bir düzenlemenin sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz. İkincisi de süreç itibariyle, yani çok kısa zamanda gereği gibi tartışılmadan çıkarılan kanunların da toplumda çok iyi benimsenmediği kanaatindeyiz. Özellikle sizin de giriş konuşmanızda belirttiğiniz gibi ceza muhakemelerinin tutuklamaya ilişkin hususunun önce kimi siyasiler tarafından düzenlemenin içinde olduğu, sonra olmadığı, sonra yeniden olduğu ve hızlı bir biçimde geçtiği bir düzenlemeyi kamuoyu çok sağlıklı bulmamıştır. Biz de özellikle tutuklamanın fer'i bir tedbir olmasını istemekle beraber, asıl olan tutuksuz yargılanma olmakla beraber böyle yeterince hukukçular tarafından tartışılmayan, kamuoyuyla paylaşılmayan bir düzenlemenin bir kanuna eklenmesini yerinde bulmuyoruz. Örneğin bu kanunda haciz edilmeyecek mallarla terörle mücadele kanununun yan yana bir maddesinin düzenlenmiş olması, uygulama açısından zorluğu beraberinde getirdiği gibi Türkiye'nin hangi kanunda hangi önceliği ele aldığını da ortaya koyamaması bakımından iyi bir düzenleme olmamıştır. Ama muhtevası itibariyle çoğunluğunu gelişme noktasında olumlu bulduğumu da söylemeliyim. Ana başlıklarıyla anlatacak olursak bu kanunla neler yapılıyor? Vatandaşı direkt ilgilendiren kısmı en çok icradan şikayetçi, malumunuz Adıyaman'da da en çok icra dosyası vatandaşı mağdur ediyor. Haciz edilmeyecek mallar, yani kişinin şahsına veya birlikte yaşadığı fertlere ait tüketim malları haciz edilmeyecek. İşte çamaşır makinesi, buzdolabı, halı gibi, mutfak eşyaları gibi nesnelerin bu artık yararlı olmuştur. Tabii bu yararlı. Çünkü bunlar alınıp götürüldüğünde tamamı çürüyor. Parasal bir değeri de kalmıyor. Onun haricinde bir de bu düzenleme bu yönüyle insanca bir düzenlemedir. Evet. Yani zaten tamamen yoksul olan birisinin kabını, kacağını, tüpünü, ocağını haczedip kaldırmanın da çok fazla bir esprisi yok. Önemli olan onlara daha iyi şartlarda bir hayat sağlamak. Yoksa onun eşyalarını almak, ne bileyim çocuğunun mamasını yapamamasına neden olmak, ne bileyim televizyonunu almak. Buzdolabını bunlar almak, çok insanca şeyler değil. Evet. Bunun gibi tabii alacaklar açısından da düşünülünce ne haczedilecek? Antika eşyalar, kambiyo senetleri. Bunlar da zaten bir yoksul evde bulunmayacak nesnelerdendir. Ha bunların bulunduğu evlerde de zaten ev haczi yapmanın hiçbir esprisi yok. O yönüyle bunun halkın çoğunluğunu ilgilendirmesi bakımından yararlı buluyoruz. Yine daha çok hükümlülerin yakınlarının bize sorduğu kadarıyla bu denetimli serbestliğe bağlı olarak tahliye olabilecek şahıslarla ilgili de söyleyeyim ve güzel bir uygulama oldu. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adıyaman Cezaevi bu konuda Türkiye'de de hakikaten bir öncü rol oynadı. Bu düzenlemeyi ilk olarak uygulaması bakımından. Cezasının son bir yılı kalanlar ve açık cezaevinde olanlar bir yıl kalmış olmakla şartlı salıverilme sürelerinin denetimli serbestlik içerisinde mütalaa edilerek derhal salıverilmelerini sağladılar. Bu da gene toplumumuzun beklediği bir sosyal yaraydı. Malumunuz cezaevlerinde 150 binin üstünde tutuklu ve hükümlü var. İşte Urfa cezaevinde meydana gelen olaylar daha hafızamızda. Adıyaman cezaevinde de çok sayıda tutuklu ve hükümlü var. En azından bu şekilde belki kapalıdan açığa, açıktan hayata geçişte de bu kardeşlerimizin daha erken topluma adapte olmaları, üretken olmaları ve aileleriyle bir araya gelmelerinin de kaynaşma bakımından faydalı
olacağını düşünüyoruz. Rüşvetle ilgili bir takım yeni düzenlemeler geldi. Vatandaşın tarihten beri belini büken bu rüşvet hastalığı inşallah tamamen biter. Bu temenniyle devam etmek istiyorum ki Türkiye'de de artık rüşvet konusunda rüşvet alan veren, rüşvet sözleşmesi yapan bu şahısların özellikle ortaya çıkarılması bakımından öncesinden kamu kurumları ve güvenlik birimleri haber almadan bu işlerden vazgeçenlerin eylemlerinin suç olmaktan çıkarılması düzenlenmiştir. Bu da insanlara hata yapmadan evvel bir kere daha köprüden önce son çıkış gibi bir fayda sağlamaktadır. Bu tip düzenlemelerin yararlı olduğunu düşünüyoruz. Yine vatandaşı koruması bakımından halk arasında bıçak parası olarak bilinen doktorların irtikap suretiyle vatandaşların paralarını aldıkları suçların cezaları ve nitelikleri bu yasayla beraber vatandaş lehine ve zorda kalan tabii ki zorda kalan vatandaşın sömürülmemesini temin noktasında ve doktor aleyhine güzel bir düzenlemeyle kanuna konulmuştur. Ayrıca mesela hiç uygulanır mı uygulanmaz mı yöremizde uygulanacağını da zannetmiyorum. Yabancı devletler aleyhine icra yapılabilmesi, ilamlı icraya bağlı olarak icra yapılabilmesi. Yabancı devletler? Evet, yabancı devletler adına. İşte diyelim ki burada bir konsorsiyumun ortağı. Uluslararası hukuktan kaynaklanan nedenlerden dolayı icra yapılabilmesi ilk defa bu düzenlemeyle.